أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bugün 28. cüzün temel konularını, temel mesajlarını paylaşacağız. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlamaya çalışan, Kur'an'la amel eden, hayatına tatbik eden kullarına ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi bu yolda muvaffak eylesin. 28. cüz değerli kardeşlerim mücadele süresiyle başlar. Haşr, Mümtehine Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim süreleriyle biter. Birinci temel mesajı hakkın korunması. Bu ilk süreler mücadele, Haşr ve Mümtehine sürelerinde hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılır. Ayrıca mücadele süresinde zihar yapan kadının kocasından boşanmayacağı, cahiliye dönemindeki bu adetin de ortadan kaldırıldığı, bu arada Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuşan, durumunu anlatan kadın bir sahabe örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması da mesajı verilir. Zihar dediğimiz kişinin kendi eşini bir mahremine benzeterek söylediği sözü aslında bir boşanma değil de büyük bir yemin olduğu ve büyük bir yemin, farklı bir yemin olduğu için de kefaretinin ağır bir kefaret olduğu anlatılır. Zihar sözünü söyleyen bir insan, yani kendi eşini mahremlerinden birisine benzeterek söyleyen bir insan artık bir daha kendi eşine yaklaşamaz. Ancak kefaretini ödedikten sonra yaklaşabilir. Kefaret de işte 60 gün peş peşe oruç tutmak, buna gücü yetmezse eğer o zaman 60 fakiri doyurmak, yani 60 fakire birer fitre miktarı ödemek şeklinde zihar kefareti anlatılır. Haşr süresinde ise Medine'de ilk toplu Yahudi isyanı anlatılır. Buna karşı yapılan savaşlar, elde edilen ganimetler, bu ganimetler taksim edilirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medineli Ansar'a istişaresi anlatılır. Burada isar, diğergamlık, yani o sahabenin o ne kadar güzel ahlak, ne kadar büyük bir yüce ahlak sahibi oldukları da anlatılır ki Kur'an-ı Kerim bundan övgüyle bahseder. Konu şöyle, işte orada Beni Nadır Savaşı sırasında elde edilen ganimetler. Bu arada Beni Nadır Savaşı, yani özellikle bu konu eğer anlamak istiyorsak, ki anlamamız da doğru olur, o zaman siyer kitaplarından Beni Nadır Savaşı'nı da okumak doğru olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medineli Ansar'a, Medine'nin yerlisi olan Müslümanlara, Ansar diyoruz biz onlara, eğer müsaade ediyorsanız buradaki ganimetleri ben muhacir kardeşlerinize vereyim. Çünkü her bir muhacir birisinin yanında kalıyordu, onun evinde kalıyordu. Birisi onunla ilgileniyordu, ona ikram ve infakta bulunuyordu. Böylece ona bu ganimetten vereceğimiz için herkes yanındaki muhaciri artık bundan sonra evinde de barındırmak zorunda kalmaz. Medine'li Ansar, hayır ya Resulallah, hem siz onlara ganimeti verin ama bizim evimizde kalmaya devam etsinler. Yani her birimiz bir muhacir kardeşini bağrına bassın, evini ona açsın ve ona hizmet ve yardım etmeye devam etsin. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili de o Medineli Ansar'ın bu diğergam davranışlar, yani başkasını kendine tercih etme, başkasının iyiliğini bu kadar istedikleri için onlardan övgüyle bahseder. Dolayısıyla Haşr süresinde ayrıca Yahudileri kandıran ve ayaklanmaya iten münafıkların
Evet, münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yüzüstü bıraktıklarından da bahseder. Zaten affedersiniz, münafıkların temel bir özelliğidir bu. Yani onlar insanı işte yoldan çıkarır ama mağlubiyet olunca elini taşın altına koymaz. O insanı yüzüstü bırakır. Bu arada yani o münafıkların durumundan yola çıkarak o örnek üzerinden şeytanın da ahirette kandırdığı yandaşlarını yalnız ve yüzüstü bırakacaktır. Dolayısıyla dünya hayatında belki bazen şeytan vesvese ile insanı yoldan çıkarabilir, günahları kendisine süslü gösterir. Fakat kıyamet gününde hesaplar görülünce, cehennem ateşi görülünce Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Şeytan o gün kendi yandaşlarına sahip çıkmayacaktır ve onları yüzüstü bırakacaktır. Haşr suresinin son 3 ayeti bizim her gün sabah namazından sonra okuduğumuz Huvallahu'l-lezi diye bildiğimiz ayetler değerli kardeşlerim. Orada da tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allahu Teala zatı, sıfatları ve fiillerinde eşsizdir, benzersizdir. Allahu Teala'nın ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde hiçbir benzeri, ortağı yoktur. Bütün güzellikler de Esma-i Hüsna, güzel isimler de Allahu Teala'ya aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde değerli kardeşlerim, hicret eden kadınların durumları anlatılır. Onların aile, bir de sosyal hayatla ilgili problemlerine bir takım çözümler, çözüm önerileri sunar ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı da başka ayetlerde de olduğu gibi bu ayette de dünya hayatının bir imtihandan ibaret olduğu hususu da anlatılır. 28. cüzün ikinci temel mesajı değerli takipçilerimiz, değerli kardeşlerim, birincisi hakkın korunması idi, ikincisi hakta birleşmek. İkinci grup süreler olan Saf ve Cuma sürelerinde bu sürelerde birlik ve beraberlik mesajları verilir. Müslümanlar düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerini kenetleyen duvarın tuğlaları gibi olmaları gerektiği anlatılır. Hatta Müslümanlar başarılı olmak istiyorlarsa eğer veya dağınık durumlarından kurtulmak istiyorlarsa eğer bunun temel şart olduğu mesajı da verilir. Birlik ve beraberlik Müslümanlar için hayati önemdedir. Birlik ve beraberliğin sağlanması için de gönül dünyamızın mümin kardeşlerimize karşı berrak ve saf olması gerekir değerli kardeşlerim. Daha sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne Hazreti Peygamber'e itaat etmemiz gerektiği anlatılır. Cuma suresinde bir de Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamanın ehemmiyeti de anlatılır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, anlayın ve sorumluluk taşıyın. Bu arada sorumluluktan kaçınan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Yahudiler gibi olmayın mesajını da yine Cuma suresinde görüyoruz değerli kardeşlerim. Üçüncü temel mesajı 28. cüzün haktan ayrılmamak. Hakkın korunması, hakta birleşmek ve haktan ayrılmamak. Münafıkun ve Tegabun süreleri ile sürelerinden sonra Talak ve Tahrim süreleri ile bitiyor. Bunların tamamı da bir önceki sürelerin devamı niteliğinde. Burada da bu sefer ayrılık problemi üzerine yoğunlaşmakta. Dolayısıyla birlik ve beraberliği muhafaza etmek gerekir. Ayrılık ve tefrika sebeplerini, ayrılık ve tefrikaya götürecek sebeplerden de şiddetle kaçınmamız gerekir mesajını
anlıyoruz. İslam toplumundan ayrılan, kendilerini gizleyip Müslüman gibi gösteren kişilere, münafıklara, fitne taşıyanlara, fitne yükü fitne olan insanlara da kulak vermemek, onlara karşı dikkatli olmak gerektiğini de anlatıyor. Malum eğer fitne taşıyan veya münafıklık yapan veya asıl amacını gizleyen, algı yapan bir kişi içeriden kendilerine yardımcılar bulmazsa veya çok çok affedersiniz kandırdığı biriler olmazsa elbette orada bir tefrika veya bir ayrılık falan filan ayrılık problemi çıkaramaz. Fakat burada dikkatli olunmadığı zaman ne bileyim o fitneye karşı bir takım yalanlara, iftiralara karşı uyanık olunmadığı zaman bu sefer Allah korusun dağınıklık ve tefrikada olabilir. Münafıkun süresi bu şekilde bittikten sonra müminlere önemli bir takım tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun süresinde kıyametteki büyük toplanma günü, Yevmul Cema'h. Aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün Yevmut Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah-u Teala'ya iman ederse, güzel amel işlerse ahirette bunun karşılığını, mukafatını görecektir. Ama dünyaya aldanan, günahların çekiciliğine kendini kaptıran, helal haram dinlemeyen kişiler çok fena halde yanılacaklar ve o günkü pişmanlıkta onlara herhangi bir faydası olmaz. Süre müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Tavsiyeler şu: mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir diyor. Dolayısıyla malımızla imtihan edildiğimizi, eşlerimizle imtihan edildiğimizi, çocuklarımızla imtihan edildiğimiz gerçeğini bizler buna konsantre olmazsak eğer aslında kıyamet gününde aldanan ve Allah korusun kaybedenlerden oluruz. Her şeyden önce malımızla imtihan ediliyoruz. Dolayısıyla dikkatli olacağız, imtihanı kazanmaya çalışacağız. Helalden kazanmak, hakkı, başkasının hakkını ödemek, sadece zekat vermekle yetinmemek, %2,5 zekatla veya fitreyle yetinmemek, infak etmek, sadaka vermek. Eşlerimizle imtihan ediliyoruz. Dolayısıyla eşlerimize karşı güzel ahlakı, güzel ahlak, özetle, hiç uzatmayalım, net bir ifadeyle güzel ahlakla muamele etmezsek imtihanı kaybederiz. Çocuklarımızla imtihan ediliyoruz. Daha çocuklarımız doğmadan evvel anne rahmine düşer düşmez helal lokmadan başlayarak doğduktan sonra da onların manevi ve maddi, önce manevi ama manevi eğitimlerini ihmal edersek Allah korusun o imtihanı da kaybederiz. Dolayısıyla bu önemli tavsiyeleri de hatırda tutmak gerekir. Yine Allah-u Teala gereksiz yere boşanmayı seven, zevkine düşkün erkek veya kadın fark etmez. Bundan hoşlanmaz. Hatta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam abgadul helali ilallahi attalak, Allah-u Teala'nın mubah kıldığı, yani bir hak olarak olduğu halde buğz ettiği, sevmediği boşanmadır. İnsanlar boşanmak için evlenmezler. Huzurlu bir aile yuvası oluşturmak için evlenirler. Öyle sudan sebeplerle boşanmazlar, yuvaları dağıtmazlar. Hiç imkanı yoksa, hiç anlaşamayacaklarsa elbette boşanmak da bir hak. İnsanlar boşanabilirler elbette. Fakat durduk yere, efendime söyleyeyim, sudan bahanelerle, küçücük sebeplerle,
küçücük anlaşmazlıkları büyüterek boşanan erkek ve kadınları Allah-u Teala sevmez. Dolayısıyla günümüzde maalesef bunun sıkıntısını çok çekiyoruz. Bir yıl içerisinde binlerce, hatta 2019 yılı sayıları yüz binlerce, yani yüz binden daha fazla aile boşanmış. Bu da İslam toplumu olarak bizlerin aile kurumuna ciddi manada ehemmiyet vermediğimiz anlaşılıyor. O genç kız çocuğumuzu, genç erkek çocuğumuzu, evladımızı evliliğe hazırlamadığımız anlaşılıyor. Bu noktada bizler, yani başta anne babalar, hocalar, hepimiz, öğretmenler, hepimiz bu noktada sorumluyuz ve çocuklarımız daha küçük yaştan itibaren onların eğitimini üstleniyoruz tabii ki, maddi ve manevi eğitirken, ama aynı zamanda onları geleceğin annesi veya geleceğin babası sorumluluğu taşıyabilecek bir nitelikte yetiştirmemiz gerekir. Öyle Z kuşağı, şu bu falan filan, geçelim bunları. Çocuklarımız bizim evimizde büyüyorlar, onları bizim eğitmemiz gerekir. Kız çocuğumuz geleceğin annesidir. Bu sorumluluk yetişmesi lazım. Başta anne. Erkek evladımız geleceğin babası, geleceğin babası, o bu evde yetişiyor. O sorumluluk yetiştirmemiz gerekir. Başta babası. Anne baba, ama erkek çocuğu daha fazla babaya bakabilir. Kız çocuğu daha fazla anneye bakar. Dolayısıyla beraber anne baba, ama kız çocuğuna anne, erkek çocuğuna baba sorumluluğunu yerine getirmeli, babalık yapmalı, annelik yapmalı, çocuğunu evliliğe, geleceğe hazırlaması gerekir. Çocuğumuz öyle hiçbir sorumluluk almayan, hiçbir sorumluluk bilinciyle yetişmeyen, yarın öbür gün anne olduğunda, baba olduğunda, çoluk çocuk sahibi olduğunda en ufak bir sıkıntıyı, en ufak bir problemi kocaman büyük problemler haline getirip yuvaları dağıtmasınlar. Evet, bu noktada da üzerimize çokça görev düşüyor, sorumluluk almamız lazım. 28. cüzün temel konularını böylece kısaca özetle anlatmaya çalıştık. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onunla amel eden kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.